Merve'nin esas üzüldüğü, üzüldüğü nokta e, Asena'nın yaptığının yanına kar kalması. Evet. Yani e, Asena'nın diskalifiye olmaması. Burada işte e, tabi bence Acun abilerin insafına geldi. Evet Bir de orada Senem de bir anda bırakıp gitti anladığım kadarıyla. bir Her şey karıştı böyle. E, öyle olunca da herhalde Asena'ya öyle bir ceza vermediler. Merve de ona sesini çıkarmadı gördüğümüz kadarıyla. Evet yani... Şimdi e, hakime mahkemeye çıktığında hakime soruyorlar yani şikayetçi misin ya da işte bir olay yeri olay yerine geliyor polis iki kişi kavga etmiş mesela diyor ki kardeşim şikayetçi misin diyor vuran adamdan hayır diyor sen şikayetçi misin diyor arabana vurandan hayır diyor tamam o zaman teşekkürler diyor dağılıp gidiyorlar. Yani e, burada şimdi Merve'den de öyle kalkıp ile ilgili çok böyle bir baskı görmedik işte konseye çıkmama işte Asena varsa ben yokum deme falan öyle bir şey de görmedik. E görmediğimiz içinde e kız devam etti yarışmaya. Çünkü bir şekilde verilen karara saygılı olmaya çalıştı, durumu idare etmeye çalıştı. Evet, tabii ama baktığında, kolay değil tabii ki. aynen baktığında çok zor bir durum ve üstüne hani Asena'nın da ceza aldı, ama işte açık arttırma oyunlarıyla yine yemek yiyebildi. Gerçekten o açlığı ve cezayı da tam anlamıyla yaşamadı. Üstüne birleşme yaşadı yine karnı doydu. Evet. O zorluğu gerçekten o ceza verilen cezanın hakkıyla yaşayamamış oldu. Bu sebeple bir de üstüne bu gülmeler, bu tetikleyici konuşmalar. Normal hayatında öğrencilerin bile bu ne biçim antrenör deyip senden uzaklaşacaklar, kaçacaklar. Hani işini kaybedeceksine falan getiriyor yani. Bu artık özel hayatından vurmaya öyle geliyor. Öyle. Özel hayatından bel altı. Bel, bel altı vuruşlara geliyor, çok geliyor işte yani. O yüzden e, evet. Merve'ye ben kesinlikle hak veriyorum. Tabii ki ağlaması ve sürdürmesi... Yani yanlış gözüküyor olabilir ama hadi Merve artık bunu aç dediğimizde de aşmak zorunda değil bu kız. Ben Mervenin yerinde olsam hem böyle bir olay yaşanmış hem de dışarıdan bu kadar e, kalitesiz gözüken bir takım varken karşında e, Cansu gibi hem sessiz hem güçlü durarak gerekli cevabı veririm. İşte evet Merve. orada zorlanıyor birazcık Merve de. Evrim <laughs> hayatım valla ben artık <laughs> Asena ve Merve'nin kavgalarından çok rahatsızım. İyi ki Acun Bey artık birbirinize iletişiminizi keseceksiniz diye söyledi. Birbirlerinin özel hayatlarına kadar inmeye başladılar. Birbirinin annesine söylüyor, birbirinin antrenörlüğüne söylüyor. Yani tencere dibin kara seninki benden kara. Artık hangisinin önce eleneceğini merak ediyorum. İkisinden biri elensin de şu Survivor rahatlasın. Gerçekten ben de yani bu Nereye gidecek merak ediyorum. Artık dün akşam en son uyarıldılar ve hani ben bir daha artık oynamayacağım, bir daha işte laf evet. etmeyeceğim, seçmeyeceğim Merve'ye geldi konu. Tamam. Yani şu olay bile bak dün mesela biz e, ipuçlarını seyrettik. Hı, hı. İpuçlarında ne dedik? O Merve dedik. Kriz geçirmiş, terk etmiş, çok merak ediyoruz dedik. Hı hı. Şu an bak buradayım. Merve'nin olayı, dünkü Nefise'nin lafı, Kürşat'ın delirmesinin yanında <laughs> yemin ediyorum incir kabuğunu doldurmaz. Bak gerçekten incir kabuğunu doldurmaz. İncir çekirdeğini. Doğru mu söyledim? İncir, i̇ncir çekirdeği. Doğru, doğru. İncir çekirdeğini Ceviz ufacıktır yani. Olur, Bak, incir çekirdeği o kadar ufak olur. kalır yani. O yüzden hiç bu konu bana şu an o kadar normal bir atışma gibi geliyor ki. Çok böyle takmıyorum çünkü Survivor dahilinde olabilecek şeyler. Evet bir diskalifiye olabilir miydi? Olabilirdi. Evet bir af çıktı mı Asena'ya? Çıktı. Devamında Merve fiziksel temasın olabilecek bir oyunda tepki göster mi? Gösterdi. Ama öbür yaşananların yanında bana çok survivor vari bir e, psikolojik e, delirme ya da bir e, anlık çıldırma gibi geliyor. E, Merve'yi biraz haklı buluyorum yani hani olabilecek bir şey diye görüyorum açıkçası. Yani e, inşallah onların arası da biraz toparlar, düzelir. Valla diyecek bir şey yok. Bu arada Alper Rende'yle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. E, çok konuşamadık. Ya da evet. Şöyle Aynen. yapalım o zaman. Ee, i̇lk önce bu konuyla ilgili Acun Bey'in konseyde söylediklerini izleyelim. Üstüne konuşalım. Yani hala gülüyor olması bile benim ister istemez sinirimi bozuyor. Çünkü söylenen şeyi ciddiye almıyormuş imajı veriyor. Ee, Acun Bey uyarılarını yaptı. Nasıl değerlendiriyorsun bu konuşmaları? Çünkü Asena e yaptığı hal hareketlerden gayet memnun. Onun için gülerek e, cevap veriyor. Hala ciddiyetin farkında değil... Acun Ilıcalı öyle güzel iyilik yapıyor ki ona. Senin canavara dönüşmene izin vermeyeceğim diyor. Sana bir adam mesaj verdi. Yakalayabilirsen dikkat et. Bak canavara dönüşüyorsun. Seninle bu konuşmayı özellikle yapıyorum. İşler iyiye gitmiyor. Çünkü kim ister ki e, bazı yani insanların zarar görmesini. Niye Acun Bey e, reyting kuruna böyle bir şey izin ver. Bak at uyarı yapar. Evet, tam Uyarı tersi. yapıyor adam. Diyor ki senin canavara dönüşmene izin vermeyeceğim. Çünkü senin normalde de bir hayatın var. Senin bir bebeğin var. Sen annesin. Kendine gel, toparlan diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. O diskalifiye olayından sonra Asena'nın öyle e, çok da bir olayını ben Hatırlamıyorum Hayır, bu konu dahilinde bir pişmanlık ve o konuyu kapatayım ya da Merve'ye bulaşmayayım gibi bir tavır sergilemiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani e, aramda husumet olan birine e, böyle birebir oynayacağım bir oyunda gülmek böyle hani Merve orada sessiz kalsa biz o konuyu geçerdik. Asena güldü demezdik. Biz Merve orada kriz geçirdiği için. Merve Asena'dan korktu. Gülmesi. ...gözümüze battı. Çünkü Merve korktu. korktu İster da. istemez korktu. Çünkü... Evet. ...zarar görmekten korktu. Yani küçük daha önce... ...yaşadığı korktu. bir şey var. Küçük düşmeyi de... ...geç. Orada oyun esnasında... E, ...temas olan... ...bir oyunda gerçekten... ...Asena ay ben oyun için yaptım deyip... ...çat diye bir tane daha vurabilir belki. Bunu düşünmekte çok haklı değil mi Merve? Merve yani? de yapabilir bunu. Evet ama Merve... ...zaten bunu yapmaktan... E, ...uzak durmaya kadar çalışan bir karakter. deseler de al kafasını suyun içine sok... ...orada 30 saniye tut diye bir durum yok... Evet, işte Orada oradan sonra belki kontrolünü oluyor. kaybetmek daha da Elindeki kötüye gitmesinden. Şenbire asılarak ileri doğru götürmek yani kalkıp birbirinizi dövün demiyor. Yani e, asena'nın diskalifiden sonraki çizgisi bence Survivor'ın kaldırabileceği kadar bir çirkinlikte. Ya anlatabildim mi ne demek istediğimi Evet, bilmiyorum yani ama. belirli hani bir. Ben kalkıp da sürekli böyle Merve seni bir elime geçireyim ya da ha, tabii sen tabii. bittiğin kızın böyle bir asena görmedim. Ama karşısında evet. hassas bir Merve var tabii. Hassas bir Merve var tabii ki. Ama e, Asena da öyle kalkıp ben seni hani bulduğum yerde döveceğim tadında değil şu an. Ama e, sinsi sin de öyleyim. gülmezsin. Ya bak Merve Asena'nın pişkinliğinden rahatsız. Evet, evet işte. O Sinsiliğinden, olay. pişkinliğinden rahatsız. Ya şöyle düşün. E, ben seni çok küçük duruma düş e, düşürdüm yayında. Evet. Ben gerçekten seni rezil ettim. Hı -hı. E ve bunun karşılığında da ben hala bu masada oturuyorum. O zaman karar mı yanlış Hayır, ya? bir dakika. Ben hala bu masada oturuyorum. Hem de Hakan'da nasıl rezil ettim ha <laughs> ha gibi gülüşler. Ya hala hareketlerim, tavrım var. Sana bakıyorum, konuşuyorum. Hani boş konuşuyor ya kaldım. falan her der şey gibi. Be, evet, şu an boş bir gıcık konuşuyorum. Sonra, ya. ya. Düşünsene, ya kız bana neler yap. E bunu Survivor'da yaşıyorsun hala, her gün öyle düşün. Hala onunla aynı masada oturuyorum beni çıldırtıyor. Ama şunu yapsam, evet ben seninle bir sorun yaşadım, kavga ettim. Şu masada hala oturduğuma şükredeyim ben, tamam mı? kapan. Konuyu etsin. da kapat, aman ya Rabbim diyeyim. Bir daha kimseyle kavga mavga etmeyeyim. E, Hakan'la da uğraşmayayım, Begüm'le de uğraşmayayım. Şu koltuğa da sarılayım. İşim ne? Ne soruyorsun bana? Yorumumu güzel yapayım. Gün mü bitti? Hadi hoşça kalın, alayım çantamı gideyim. Ben daha niye seni didikliyorum oradan? Ama o kadar da bir, yani deli bir dizikleme ben görmedim. Bence var. Yani Bence izlerken, de var. var mı sence? Var. var. Yani, yani o, o zaman ben gülme ben şey gülmüyorum çünkü kadın daha iyisi. Evet. Yani ya kadın, bu arada kadın bunu şöyle anladım. bir yerden de söylemek istiyorum. Kadınlar arasında da yani kadınlar biraz daha ince detaylara bakan, daha hassas e, varlıkları oldukları için erkekler belki de çok umursamayabiliyor bazı şeyleri. Daha düz bakabiliyorlar. Çünkü bazı oyunda da mesela ama. atışmalarında Merve de atışmaya yanaşıyor. Şimdi burada fiziki tem